Evet. Verdim verdim, hallettik. Geldik hastaneye. Siz yorulmayın. Abla. Size de veriyorum. Bir. Gülhabbe ablacığım. Tamam. Başın mı dönüyor? Sarsıldın tabii gelirken. Şimdi muayeneye gireceğiz. Allah'ım acil şifalar versin. Nerede varsa içinde de bize. Bakalım doktorumuz ne diyecek. Evet. Doktorumuz. Burası Ento Hastanesi. Doktorumuzun yanına geldik. Geçmiş olsun. Bundan da yine biraz kir var. Şunu bir alalım. Evet hocam, muayene yapıyor şu anda. Ento Hastanesi'nde Deniz Han Hoca'nın yanındayız. Randevuyla geldik. Muayene aşamasındayız. Daha sonra teşhis ve tedaviye yöneleceğiz. Bakalım çevrenizde ortaya çıkacak mı? Şimdi teste mi gidiyoruz? Teste gidiyoruz. Evet. Ona göre sonuç belirlenecek. Acil etmiş. Evet, şimdi test odasına alınıyor. Nasıl bir test uygulanacak bilmiyoruz. Teşhis için yani hastalığın tanımlanması için bu testin gerekliliği çok önemliymiş. Dolayısıyla ona göre teşhis konulacak. Küçük bir odaya giriyor. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak inşallah. Hayırlı sonuçlar olsun diyoruz. Evet, Gülhabbe ablamız şu anda test odasına alındı. Ben size salonu alayım. Buraya tek başına alacağım. Tamam, ben şimdi soyadınızı çıkıyorum. Bir daha... Pardon, bu ne testiydi bizim? İşitme testi miydi? İşitme testi. Tamam. İşitme testinden çıkıyoruz. Evet, şimdi de basınç testine giriyoruz. Yine emanınıza bakacağız. Dur Gülsen, dur yardım edin. Aman Gülsen. Şimdi burada... Bu geçecek mutlaka ama mutlaka tekrar eder. Ama 2 hafta sonra mı tekrar eder? 20 yıl sonra mı tekrar eder? Bunu bilemem. Tamam. Şimdi bir ilaç vereceğiz sana damarda. Bu ilaçlar seni rahatlatır. Tamam. Hocam, hastalığımızın teşhisi nedir? Bizim YouTube kanalımıza bir bilgi verirseniz çok memnun olacağız. Benim paroksismal pozisyonel vertigo. Adı tam adı bu. Tedavisi mümkün mü hocam? Mümkün, bu hastalığın. Mümkün. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Sağlıklı günler diliyoruz. Hayırlı günler olsun hocam. Hocam, kontrolümüz var mı gerçekten? Bir hafta sonra eğer şikayetler devam ediyorsa gelin tabii. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Geçmiş olsun. İyi günler olsun. Geçmiş olsun Gülhabbe ablacığım. Sanıyorum bugün test aşamasında bir yorgunluğu sebebiyle bugün böyle bir tedavi uygulandı. Bir kereye mahsus tabii ki. Bugüne mahsus. Bu tedavi sonrasında doktorumuzun öngörüsüyle uygulanacak ilaçlar var tabii ki. İlaçlarımızı düzenli olarak kullandığımız takdirde bir ay içerisinde inşallah sağlığına kavuşacak Gülhabbe ablamız. Hatta doktorumuz bir ay sonra ilacı tamamıyla bıraksın. Kontrole bile gelmesine gerek yok dedi. Şükürler olsun. Durum devam ederse bir hafta sonra kontrol. Tabii, eğer ki durum devam ederse bir hafta sonra kontrole geleceğiz. Evet, hastalığımız vertigoymuş. Doktorumuzdan zaten hastalığın tam adını duyduk. Allah hepimize sağlık versin. Evet, bir ay sonra tamamıyla iyileşecek ancak bu öyle bir rahatsızlık ki her an tekrarlayabiliyor. Ama ne kadar süre sonra onu bilmiyorum diyor. Tekrarladığında yine tekrar hastaneye gelip o aşamaları takip edip ona göre ilaç kullanması gerekiyormuş. Vertigo'nun sistemi buymuş. Yorulmayacak. Evet, yorulmayacak, ağır kaldırmayacak, strese girmeyecek gibi. Hayırlısı diyelim. Amin. Allah şifa versin. Abbe kanalı
takipçileri. Bugün teşhis ve tanı sürecindeydik. Bu süreçte yapılan tetkikler Gülhabba ablamı oldukça hırpaladı. Bir serum takıldı. Sanıyorum serumun etkisiyle şu anda uyuyor. Biraz sabahtan dünkünden daha iyi gibi geldi. Öyleydi hakikaten. Ama sanıyorum o hırpalamalardan dolayı biraz yorgun düştü. Ama iyi olacak. Doktorumuz tedavi olacak. Bir ay içerisinde iyi olacak dedi. Ancak hani bunlar peyderpey ataklar halinde oluyormuş. Artık yaşamına dikkat edecek. Ağır kaldırmayacak işte. Üzülmeyecek. Yorulmayacak gibi. Ve biz cumartesi o ağır sürecimizde Ata Hastanesi'nin aciline gittik. Orada genç bir asistanla karşılaştık. Kendisine helal olsun. Çok güzel teşhis koydu ve çok güzel bir ilaç vermiş. O yüzden çok memnunuz. Çok güzel ilgilendiler. Ve biz Ento Hastanesi'nde operatör doktor Denizhan Özkaya'ya randevu oluşturduk. Bugün gittik. Gerek bizimle ilgilenen personel, gerekse hocamız çok güzel, çok zarif ilgilendiler. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Şükür Rabbime iyi olacağız. Hepinize ilgi ve alakanızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Ve dualarınızda bizleri unutmayın diyoruz. Sizi seviyoruz. Allah'a emanet. Hoşça kalın şimdilik.